Merhaba. Bu videoda Feder Adorno'nun Negatif Diyalektik kitabını inceleyeceğim. Kitaba geçmeden önce kitabın yazarı olan Feder Adorno'dan bahsetmek istiyorum. Adorno, 11 Eylül 1903 yılında doğmuş Alman felsefeci, toplum bilimci, bestekar ve müzik bilimcidir. Alman düşünür, sosyolog, müzik bilimci ve besteci Adorno, gerçek adıyla Feder Ludwig Wiesengrund 11 Eylül 1903'te Frankfurt am Main'de doğdu. Yahudi bir şarap tüccarı olan Oscar Wiesengrund ile Kenovalı bir aileden gelen ses sanatçısı Maris Kahveli Adorno'nun tek çocuğuydu. Feder Ludwig Wiesengrund annesinin kızlık soyadı olan Adorno'yu kullanmayı tercih etti. 17 yaşında müzik eleştirileri yazmaya ve kendi bestelerini yapmaya başladı. Frankfurt Üniversitesi'nde felsefe, sosyoloji, psikoloji ve müzik bilimi öğrenimi gördü. Marx, Horkheimer ve Walter Benjamin ile dostluğunun temelleri öğrencilik yıllarında atıldı. 1924'te felsefe doktoru unvanını aldı. Viyana'da Aldenburg ve Eduard Sturtman'ın yanında müzik eğitimi gördü. 1930'dan itibaren Frankfurt Toplumsal Araştırmalar Enstitüsü için çalıştı. 1931 yılında Estetik Olanın Kuruluşu kitabıyla profesör oldu. 1933'te Yahudi öğretim üyelerinin çalışma izinleri iptal edildiğinde Adorno'nun çalışma izni de elinden alındı. Adorno bunun üzerine 1934'te Hitler Almanyası'nı terk ederek İngiltere'ye göç etti. 1937'de kimyager doktor Gretel Carlos ile evlendi. Max Horkheimer'ın daveti üzerine 1938'de ABD'ye göç etti. Savaş sonrası tekrar Almanya'ya döndü ve 1950'den itibaren Frankfurt Üniversitesi'nde profesör olarak görev yaptı. 6 Ağustos 1969'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Frankfurt Okulu'nun felsefi mimarlarından olan Adorno, yaşadığı yüzyıla özellikle de savaş sonrası Almanya'ya damgasını vurmuş, zamanının çok ötesinde düşünebilen bir filozof ve sosyologtu. Adorno'nun felsefe ile ilişkisi ise şöyledir. Adorno, aklın nesnel olmadığını, insanın da bu anlamda kendi özneli olamadığını savunur ve bugüne kadarki felsefenin foyasını ortaya çıkarmaya çalışır. Aklın nesnel olamamasının sebebi de insanın kendi hayatının öznesi olamamasıdır. Toplum üzerine teorileri genel bir karamsarlığı yansıtır. Ona göre bürokrasi, idare ve teknokrasinin kuşattığı toplumda bireyin kendisi bizzat geçmişte kalmıştır. Yoğunlaşmış sermaye, planlama ve kitle kültürü bireysel özgürlükleri büyük oranda tahrip etmiş ve eleştirel düşünme yeteneği yerine tümüyle şeyleşmiş bir toplum bilincini bırakmıştır. Düşünen insan saldırgan olamaz şeklinde kışkırtıcı tarzıyla ideolojilerinin etkisini kırmayı, aforizmalar biçiminde yazılmış metinleriyle kapalı düşünce sistemlerinin temellerini yıkmayı düşünür. Bu geleneksel olmayan tavrı toplumun eleştirel olmayan bir olumlamasını engellemeye çalışır. Böylece okurun sadece düşünmesini değil, düşüncelerini eleştirel bir biçimde yeniden kurmasını hedefler. Adorno'nun kişisel çalışması, okulun genel yönelimlerinin çok ötesine gider bir bakıma. Çünkü Adorno bir anlamda eleştirel teorinin kendi sınırlarına ulaştığı noktada çalışmasını sürdürür ve kendine özgü yönetimini bu çalışmalarla geliştirir. Horkheimer ile birlikte yaptığı çalışmalarının yanı sıra kendi kişisel çalışmalarının derinliği ve içeriğinden söylem yapısına kadar taşıdığı özgürlüğü dikkat çekicidir. Onun kişisel başyapıtı olan Minimum Morale bu bakımdan özel bir yere sahiptir. Kendi yöntemini ve anlayışını derinlikli ve ilginç bir şekilde ortaya koyar bu kitap. Adorno her zaman düşüncenin kendi içine kapanma eğilimine karşı ısrarla direnir. O bir anlamda her tür despotizmin ve tahakküm ilişkisinin kaynağını ve kökenini düşünme imkanının sınırlandırıldığı ve kitlendiği yerlerde görür.
Adorno bu kitabın amacını şöyle ifade ediyor. Negatif diyalektik tabiri geleneği ihlal eder. Diyalektik daha Platon'da bile bir düşünme aracı olan olumsuzlama aracılığıyla olumlu bir şey üretme amacı taşırdı. Sonraları bu olumluluk olumsuzlamanın olumsuzlanması tanımında kısa ve kesin ifadesini bulmuştur. Bu kitap belirlenimden ödün vermeden diyalektiği bu olumlayıcı esastan kurtarmayı amaçlamaktadır. Kitabın giriş bölümünde felsefe deneyimi kavramı açıklanırken birinci bölüm Almanya'da hüküm süren ontolojinin durumunu ele alıyor. İkinci bölümde negatif diyalektik kavrayışının temelindeki kavram ve kategoriler ele alınıyor. Üçüncü bölümde ise negatif diyalektik modelleri ayrıntılı olarak geliştiriliyor. Bir zamanlar miadını doldurmuş gibi görünen felsefe bugün hala yaşıyor. Çünkü onu gerçekleştirme fırsatı kaçırıldı. Felsefenin dünyayı yorumlamaktan başka bir şey yapmadığı, gerçekliğe teslim olduğu için kendi içinde sakatlandığı yolundaki yüzeysel yargı, dünyayı değiştirme çabasının tamamen boşa çıktığı bir dönemde aklın yenilgisinin kabulüyle aynı kapıya çıkar. Belirsiz bir zamana ertelenen pratik de halinden memnun spekülasyona karşı başvurulacak bir temiz merci olmaktan çıkmış, dönüştürücü bir pratiğin gerektirdiği eleştirel düşünceyi beyhude olduğunu ileri sürerek zapt etmek isteyen yetkili kişilerin bahanesi görevi görmektedir çoğunlukla. Felsefe, gerçeklikle bir olma veya gerçeklik üretmenin hemen arifesinde olma vaadini yerine getiremediği için kendini acımasızca eleştirmeye mecburdur. Yazar, diyalektik bir bakış açısı değildir der ve şu şekilde açıklar. Artık hiçbiri teori piyasadan kaçamaz. Her biri rekabet içindeki seçmece görüşlerden biri olarak alıcıya sunulmakta. Her biri havada kapışılmaktadır. Düşünce bu durum karşısında at gözlüklerine sarılamayacağı gibi insanın kendi karar kıldığı teorinin bu yaskıdan kaçabileceği yönündeki kibirli kanaatin soysuzlaşıp kendi reklamını yapmaya dönüşmesi de kaçınılmazdır. Diyalektik ise hem böyle bir item karşısında hem de bununla doğrudan ilişkili olan gereksiz ve keyfi bir eklenti yöntem olduğu yolundaki laf kalabalığı karşısında sessiz kalmamalıdır. Diyalektik adı ilk etapta şeylerin kavramları içinde çözülmediğinden geleneksel karşılıklı örtüşme normuyla çelişki oluşturduklarından daha fazlasını ifade etmez. Söz konusu çelişki, Hegel'in mutlak idealizminde yüce bir nitelik atfedilerek mecburen dönüştürüldüğü şey, yani Heraklitosçu bir öz değildir. Çelişki özdeşliğin, hakikatsizliğinin, kavramsallaştırılan şeyin kavramda çözülüşünün işaretidir. Buna rağmen özdeşlik görüntüsü, düşüncenin saf biçimi gereğince düşünceye içseldir. Düşünmek, özdeştirmektir. Avrupa aydınlanmacılığının Xenophanes'ten bu yana savunduğu genel tezlerden biri, arzunun düşünceye kötü babalık ettiğidir. Bu tez, ontolojik restorasyon gelişimlerine karşı da bütün katılığıyla uygulanır. Ancak bizatihi bir tutum olan düşünme gereksinimi, her şeyden önce yaşama gereksinimi içinde barındırır. Düşünce her zaman kuruntu reddedildiği ortamlarda bile gereksinimden doğar. Gereksinimin itici gücü düşünmeyi bir iş olarak içeren zahmetin itici gücüdür. Dolayısıyla eleştirinin konusu düşüncedeki gereksinim unsuru değil, bu ikisi arasındaki ilişkidir. Ancak düşüncedeki gereksinim unsuru gerçeklikte düşünülmesini ister. Düşünce aracılığıyla olumsuzlanmak ister. Gerçekten tatmin olabilmesi için düşüncede kaybolması gerekir. İşte bu olumsuzlamada daha uzun ömürlü olacak. Düşüncenin en derinindeki hücresinde ona benzer olmayanı temsil edecektir. En küçük dünyevi özellikler bile mutlak açısından önemlidir. Çünkü kılı kırk yaran bakış, kapsayıcı üst kavram ölçüt alınarak yalıtılmış bir çare unsurun kabuklarını soyar ve o şeyin
özdeşliğini bir numuneden ibaret olduğu yanılsamasını berhava eder. İşte böyle bir düşünce yıkılış anında metafizikte dayanışma içinde olacaktır. Kitabı yazarım şu sözleriyle sonlandırıyorum. Diyalektiğin verdiği ıstırap, bir kavram düzeyine çıkarılmış olan bu dünyanın ıstırabıdır aslında. Günümüz felsefesi, bir meselenin içerik açısından ele alındığı her yerde ya dünya görüşünün keyfiliğine ya da biçimciliğe Hegel'in isyan ettiği o kayıtsızlığa sığınmaktadır. Zamanın içerik gereksinimiyle harekete geçen fenomenolojinin her türden içeriği kirlilik olarak görüp bir kenara atan varlığın çağrısı istikametinde gelişimi bunun tarihsel kanıtıdır. Hegel'in içerik düzeyine felsefe yapışının temeli ve sonucu öznenin önceliği ya da mantık kitabının giriş yazısındaki meşhur formülleştirmeyle ifade edersek özdeşliğin ve özdeşliksizliğin özdeşliğidir. Hegel'e göre birey tin tarafından belirlenebilir. Çünkü bireyin içkin belirleminin titinden başka bir şey olmaması gerekmektedir. Ona göre bu varsayım olmadan felsefenin içeriği ve özü bilme ehliyeti olamaz.